Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Bizi yaratan, bizi nimetlerle donatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun elçisi, Kur'an'ın mübelliği, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına salat ve selam olsun. Değerli müminler, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazanınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşınız. Günah ve haksızlık yolunda ise yardımlaşmayınız. Allah'tan korkun ve Allah'ın cezasının şiddetli olduğun farkına varın. İyilik olarak tarif ettiğimiz bir kelimesini Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'inde şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birre أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتابه والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir, söz verdiği zaman da sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder, işte doğru olanlar bunlardır. Bu vasfı taşıyanlar doğru olanlardır. Muttakiler de ancak bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Bu ayete baktığımızda Rabbimiz üç kategoriye ayırıyor. Birincisi başta gelen imandır. İman olmadan iyilik de olmaz. Allah'a, meleklere, kitaplara işte amentü'de sayılan hususlara iman etmemiz iyiliktir. Ve bunun yanında sevdiğimiz maldan fakirlere, akrabaya, yetimlere vermek, malı harcamak, bu da iyiliktir. Bunu iyilik olarak Rabbimiz sayıyor. Üçüncü kategoride namaz, zekattan bahsediyor Rabbimiz. Namaz ve zekat, yani ibadet de iyiliğin bir parçasıdır. İyiliğin kendisi ibadettir. Ve ahlaki bir ilkeden bahsediyor Rabbimiz. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmek.
Eğer bu vasıfları taşıyorsa, birisi de sabretmektir. Sabır da çok önemli bir ilkedir. Sabrın mükafatı çok büyük olacaktır. İşte iyilerin fazileti, sabrın mükafatı burada ifade ediliyor. Bunları yerine getiren kişi için iyilik buyuruyor Rabbimiz. İyilik bunlardır. Bir, bunları, bu vasıfları taşıyan kişiler için. İşte doğru olanlar onlardır. İşte muttaki olan, Allah'tan korkanlar onlardır buyuruyor Rabbimiz. Başka bir ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Siz sevdiğinizden harcamadıkça birre ulaşamazsınız. İyiliğe eremezsiniz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Neyi harcarsanız da şüphesiz onu Allah bilir. İyilik dediğimizde, bir dediğimizde kişiyi Allah'a yaklaştıran iman, ibadet ve ahlak ile en doğru ve en güzel hayatı yaşamak manasına gelir. Kişi sevdiği nimetleri Allah yolunda kullandığı takdirde iyiliğe ulaşır ve cennete girmeye hak kazanır. Şimdi ikinci kavram da takva kavramıdır. Takva hususunda yardımlaşmayı Rabbimiz emir buyuruyor. Takva ne demektir? Takvayı da biraz incelememiz gerekir burada. Takva, Yaradan'a karşı saygıdan kaynaklanan bir sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh takvayı tarif ederken şöyle buyurur. اَتَّقْوَى خَوْفٌ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيلِ وَالْرِضَى بِالْقَلِيلِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, takva Allah'tan korkmaktır. Takva Kur'an'la amel etmektir. Takva aza rıza göstermektir. Takva ahiret yolculuğuna hazırlanmaktır. Bu hususta dört ilkeyi ortaya koyuyor. Birincisi Allah'a iman. Allah'a iman olmadan takva olmaz. Allah'ı bilmek, o korkuyu, o sevgiyi, o haşyeti kalpte taşımak aslında işin başıdır. Cibril hadisinde de Efendimiz bunu dile getiriyor. İhsan nedir diye soran Cibril Ekber'e Hazreti Peygamber aleyhisselam, İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah her yerde seni görüyor. Bu şuurla Allah'ı idrak etmek, Allah'a iman etmek en güzel davranıştır. Takva da işte budur. İkincisi husus, vel amelu bitenzil. Bize nazil olan, bizim hayat rehberimiz, bizim yolumuzun mihenk taşı, Kur'an-ı Mübin'i anlamak ve onu hayat nizamı olarak kabul etmek en önemli husustur. Buna dikkatimizi çekiyor Hazreti Ali. Ve üçüncüsü de aza kanaat etmek. Aziz kardeşlerim, mal her zaman insanı aldatan bir husustur, bir şeydir. Peygamberimiz bu hususta formül açıklıyor. Ademoğluna bir vadi dolusu altın verilse ikinci vadi dolusu altını ister.
insan oğlunun gözünü bir avuç toprak doyurur buyuruyor. Buradan da baktığımız zaman mala doyan hiç kimse olmamış. Malın sonu da yoktur. Ama aza kanaat etmek, paylaşımcı olmak, ne israf etmek ne de cimri davranmak İslam'ın temel esasıdır. Kanaat edip, sabredip, etrafında bulunan insanlara bakıp, onlarla paylaşıp, onların halini, hatırını sormak, bir lokma dahi olsa onlarla paylaşmak takvanın temel ilkesidir. Üçüncüsü de, yani dörtüncüsü de en son şık da ahiret yolculuğuna hazırlık. Bu da çok önemlidir. Ashabın eline bir şey geçtiğinde, bir para olarak bir şey geçtiğinde hemen fakirlere infak ediyordu. Ve evlerinde çok fazla bir şey barındırmıyorlardı, durdurmuyorlardı. Ashaba evinizin eşyası nerede denildiğinde onlar şu cevabı veriyordu. Öbür eve gönderdik. Şuradaki ev değil. Onların kastettiği ahiret yurdu için hazırlık yapıp onlar önden götürdüğünü ifade ediyordu. İşte Hazreti Ali'nin bu takva açıklaması bizleri aslında irşad ediyor, yolumuzu gösteriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın de bu husustaki bir ifadesi var. Übey bin Kâb'dan takvayı soruyor. Ey Übey, takva nedir diye sorduğunda Übey diyor ki, ya Ömer, tikenli yolda yürümedin mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh, yürüdüm diyor. Peki o zaman ne yaptın? O yolda yürürken ne yaptın? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, paçalarımı sıvadım, dikenlere basmamak için dikkat ettim. İşte takva budur diyor Übey bin Kâb. Takvayı bu şekilde tarif ediyor. Dünyadan ahiret yolculuğu, dünya yolculuğu tamamıyla tikenlerle örülmüştür. Bu tikenler günahlardır. Allah-u Teala'nın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerdir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yolumuz üzerindeki dikenler bu günahlardır, bu haramlardır. Bunlara dikkat etmemizi aslında bizden istiyor. Zinaya dikkat etmek lazım. Faize dikkat etmek lazım. Yalana dikkat etmek lazım. Gıybete dikkat etmek lazım. İşte bunlar yolumuzdaki tikenlerdir. Bu tikenlere basmadan, bunları işlemeden yol alırsak o zaman takvaya ulaşırız. Aziz kardeşlerim, Kur'an baştan sona kadar takva kavramıyla örülmüştür. Zira takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de farklı formlarda 250 defa geçmektedir. Müminin en önemli vasfı olan takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve dolayısıyla günah işlemekten korkmak anlamına gelir. Allah, dünya hayatındaki takvalı davranışlara karşılık cenneti vaat etmiş. Davranışlarda böyle bir hassasiyete sahip olmayanlara da cehennemi ihtar etmiş. Cehennemle uyarmıştır. Aziz kardeşim, o halde takvaya nasıl ulaşırız? Bunu da Rabbimiz bir teşvikle şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfireti min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ard uiddet lil muttakin. Rabbinizin bağışına ve genişliği yer ile gök kadar olup muttakiler için hazırlanan cennete koşunuz buyuruyor. Ve bunun devamında da ellezine yunfikune fissarrâi ve derrâi vel kâzimine el gâis vel gâfine anin nâs vallahu yuhibbul muhsinin buyuruyor. Evet,
bunlar kimlerdir, nasıl koşacak, nasıl cennete nail olacak, nasıl muttakilerden olacak? Darlıkta ve genişlikte infak etmek suretiyle, öfkelendiği zaman öfkesini yenmek suretiyle ve herhangi bir suretle hakkı gasp edildiğinde veya sıkıntıya düştüğünde affedici olmak, affı tercih etmek. Rabbimiz bunun için de vallahu yuhibbul muhsinin, Allah güzel insanları sever, güzelleri sever. İşte bu işleri yapanlar güzel insanlardır ve takva sahibi olan insanlardır. Ne mutlu bu yolu kendisine yol edinen, bu yolda yürüyenlere. Yine orucun farz kılınmasıyla ilgili ayette de yine takvaya vurgu vardır. Rabbimiz buyurur ki, ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumusiyam, kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettakun. Ey iman edenler, sizden öncekilere orucu farz kıldığımız gibi siz de korunasınız diye, muttakilerden olasınız diye orucu sizlere farz kıldık. Orucun bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan ve bizi takvaya eriştiren bir ibadet olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu bağlamda yüce bir ahlakı ifade eden takva, müminler için salih amel bilincine ve hesap verme şuuruna sahip olmayı ifade etmektir. Ayette geçen tezevvedu fe inne hayra zadi takva ifadesi, takva dünyadan ahirete uzanan yolculukta akıl sahiplerinin en hayırlı azığıdır. Oruç ibadetin özünden bir parça olan takva da her boyutuyla dünyevi ve uhrevi hayatı kuşatan bir hak bilinci ve bu bilincin davranışa dönüşmüş bir halidir. Zira kamil insan olmanın ve erdemli bir toplum inşa etmenin, ukbada ise cehennemden kurtulmanın, ebedi huzura kavuşmanın ön şartı bu bilinci kuşanmaktır. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, şunu ifade edebilirim. Kalbin Allah'a yönelişi bakımından vazgeçilmez esaslardan biri olan takva, Allah hakkında kalpte bulunan bilgi, korku ve saygı duygusuna bağlı olarak kişinin Allah'ın çizdiği hudutları çerçevesine nefsini dünyevi ve uhrevi her türlü tehlikeden korumasıdır. Aslında kalp nefsi koruyacak takva melekeleriyle donatılmıştır. Peygamberimiz bu hususu şu şekilde ifade ediyor. İnnel mu'mine izâ eznebe kânet nüktetun sevdâhu fî kalbihi. Fe in tâbe ve nezâ ve staghfere suk ile kalbuhum. Fe in zâde zâdet. Fe zâlike rannul lezî zekerehullahu fî kitâbihi. Kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânu yeksibûn. Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe istiğfar ederse kalbi temizlenir. Eğer günahı artarsa bu siyah nokta da artar ve kalbi kararır. İşte bu durum Allah'ın kitabında kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun ifadesinde hayır hayır, onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Aziz kardeşlerim, bu melekeler Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde yapılan davranışlarla geliştirilebileceği gibi, günah işlemek suretiyle, bunun aksi davranışlarda bulunmak suretiyle bu melekeler köreltilebilir. Fitri yapısı bozulmamış kimseler, bu melekeler sayesinde
kendilerine zarar verebilecek şeylerden korunma çabası içinde bulunurlar. Her türlü tehlikeye karşı yegane korucusu Allah'ı bildikleri için yalnız O'na sığınır ve yalnız O'na kul olurlar. Bunun tabi sonucu olarak da O'nun gazabına çırpılmamak için, O'nun gazabına çarpılmamak için tir tir titrerler. Hoşnutluğunu elde etmek için de emir ve yasaklarına harfi harfine uymaya gayret ederler. Ve şüpheli şeylerden de sakınırlar. İşte takva sahibi insanlar bunlardır az kardeşlerim. Rabbim bizleri müttakilerden kılsın, Allah'ın emrine uyanlardan eylesin. Burada sözlerime burada sözlerime son verken sizleri muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.